Değerli dinleyicilerim, bu Paranormal Ansiklopedi videomuzda evde muska bulduğunuzda neler yapmalısınız ve hangi tedbirleri alacağınız hakkında, muska nasıl bozulur, evdeki muska belirtileri nelerdir, evinizde veya iş yerinizde muska bulduğunuzda ne yapmalısınız, bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videomuzda ayrıca doğru ve yanlış bilgileri de sizler için derledim. Evde muska bulmak hem şanslı hem de şanssız bir durumdur. Şanslıdır. Çünkü size karşı yapılan büyüyü fark etmiş ve bozmak için bir fırsat yakalamışsınız demektir. Şanssızsınızdır. Çünkü size düşmanlık besleyen kişilerce evinize veya iş yerinize yerleştirilen muskalar size, hanenize, iş yerinize büyü yapıldığını göstermektedir. Bu büyüler kimi zaman evliliğinizi yıkmaya, kimi zaman evinizde huzurun kaybolmasına, kimi zaman işlerinizin bozulmasına, kimi zamansa cinlerin size musallat olmasına neden olmaktadır. Peki evde muska belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Evde muska bulduğumuzda ne yapmalısınız? Muska nasıl bozulur? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Evde muska belirtileri nelerdir? En sık karşılaşılan işaretler. Bu sorunun cevabını bilmek, size karşı yapılan büyüyü fark edip bozmak için önemlidir. Evde muska bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bazı muskalar evin gizli yerlerine saklanmış veya gözle görülmeyen bir madde ile evin duvarına veya kapısına sürülmüş olabilir. Bu durumda evde muska belirtileriyle büyüden şüphelenmek gerekir. Peki evde muska belirtileri nelerdir? Ve en sık karşılaşılan işaretler şunlardır. 1. Evinizde veya iş yerinizde sebepsiz yere huzursuzluk, kavga, tartışma, anlaşmazlık yaşanması. 2. Evinizde veya iş yerinizde bereketin kaçması, maddi sıkıntılar, işlerin ters gitmesi, borçların artması. 3. Evinizde veya iş yerinizde cinlerin varlığını hissetmek, garip sesler duymak, korku ve endişe yaşamak. 4. Evinizde veya iş yerinizde sürekli yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşamak. 5. Evinizde veya iş yerinizde evcil hayvanların huzursuz olması, sürekli havlaması, miyavlaması, ötme gibi davranışlar sergilemesi. 6. Evinizde veya iş yerinizde karanlık bir enerji hissetmek, evden veya işten uzaklaşmak istemek. Bu belirtilerden biri veya birkaçı sizde veya evinizde yaşayan diğer kişilerde varsa evinizde muska olduğundan şüphelenebilirsiniz. Evde muska bulduğunuzda panik yapmayın. İlk yapmanız gereken 5 şey. Evde muska bulmak size karşı yapılan büyüyü ortaya çıkaran bir durumdur. Bu durumda panik yapmak yerine akıllıca davranmak ve muskayı bozmak için gerekli adımları atmak gerekir. Evde muska bulduğunuzda ilk yapmanız gereken 5 şey şunlardır. 1. Abdest alın. Muskayı abdestsiz açmamalısınız. Abdest alarak hem kendinizi hem de muskayı temizlemiş olursunuz. Ayrıca abdest almak size manevi bir güç ve koruma verir. 2. Muskayı gündüz açın. Muskayı gece vakti açmamalısınız. Çünkü muskalar gündüz açıldığında etkisini kaybeder. Ayrıca gece vakti cinlerin daha aktif olduğu bir zamandır. Bu yüzden muskayı gündüz vakti ve güneş gören bir yerde açmalısınız. 3. Dua edin. Muskayı açmadan önce Allah'a sığınmalı ve dua etmelisiniz. Dua etmek size manevi bir destek ve koruma sağlar. Ayrıca muskada yazılı olan tılsım veya duaları bozmak için dua etmek gerekir. Bu konuda güvenilir bir hocadan yardım alabilirsiniz. 4. Suya veya sirkeye koyun. Muskayı açtığınızda içindeki kağıdı suya veya sirkeye koyarak çözmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde muskanın etkisi azalır ve bozulur. Suyu veya sirkeyi toprağa dökmeden önce üzerine dua okumalısınız. 5. Toprağa gömün. Muskayı bozmak için son adım olarak muskanın kendisini ve içindeki kağıdı toprağa gömmelisiniz. Toprağa gömerken de dua etmelisiniz. Toprağa gömmek, muskanın tamamen yok olmasını ve etkisini kaybetmesini sağlayacaktır. Bu 5 adım uyguladığınızda evde bulduğunuz muskayı bozmuş olursunuz. Ancak bu işlemleri yaparken dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Evde muska bulduğunuzda kimlere başvurmalısınız? Evde muska bulmak, size karşı yapılan büyüyü ortaya çıkaran bir durumdur. Bu durumda ne yapacağınızı bilmek ve doğru kişilere başvurmak çok önemlidir. Peki evde muska bulduğunuzda kimlere başvurmalısınız? Bu sorunun cevabı şöyledir. 1. Allah'a sığının. Evde muska bulduğunuzda ilk yapmanız gereken Allah'a sığınmak ve dua etmektir. Allah her türlü kötülükten koruyan ve yardım eden en güçlü mercidir. Allah'a güvenin ve ondan yardım isteyin. Allah'ın izniyle muskadan kurtulabilirsiniz. 2. Metafizik hocasına başvurun. Evde muska bulduğunuzda ikinci yapmanız gereken güvenilir ve bilgili bir metafizik hocasına başvurmak ve muskayı bozdurmak için yardım istemektir. Metafizik hocası muskanın ne amaçla yapıldığını, kim tarafından yapıldığını ve nasıl bozulacağını size söyleyebilir. Metafizik hocası muskayı bozmak için gerekli çalışmaları yapabilir ve size tavsiyelerde bulunabilir. 3. Aile veya dostlarınıza başvurun. Evde muska bulduğunuzda üçüncü yapmanız gereken aile veya dostlarınıza durumu anlatmak ve destek istemektir. Aile veya dostlarınız size manevi bir destek sağlayabilir ve sizi yalnız bırakmayabilir. Ayrıca aile veya dostlarınız size muska yapan kişiyi tanıyor olabilir veya size yardımcı olabilecek başka kişileri biliyor olabilir. Bu üç maddeye başvurduğunuzda evde bulduğunuz muskayı bozmak ve büyüden kurtulmak için gerekli adımları atmış olursunuz. Evde bulduğunuz muskayı nasıl yok etmelisiniz? Doğru ve yanlış yöntemler. Evde muska bulmak, size karşı yapılan büyüyü ortaya çıkaran bir durumdur. Bu durumda muskayı yok etmek ve büyüden kurtulmak için doğru yöntemleri bilmek gerekir. Evde muska bulduğunuzda nasıl yok etmelisiniz? Doğru ve yanlış yöntemler şunlardır. Doğru yöntem. Videonun başında saydığımız maddelerden biri olan muskayı güvenilir ve bilgili bir metafizik hocasına götürmek ve muskayı bozdurmak. Metafizik hocası muskanın ne amaçla yapıldığını, kim tarafından yapıldığını ve nasıl bozulacağını size söyleyebilir. Bazı metafizik hocaları ise büyüyü kimin yaptığını söylemenin yasak olduğunu söylemektedir. Nedenini hocalara sorduğumuzda bu cevabı vermekten de kaçınırlar. Tahmin edilen gerekçe ise büyüye maruz kalan kişinin büyü yapanı bulup zarar vermesi veya bir intikam için ona karşı büyüyle cevap verebileceği düşüncesidir. Metafizik hocası muskayı bozmak için gerekli çalışmaları yapabilir ve size tavsiyelerde bulunabilir. Muskayı bozdurduktan sonra hoca size muskayı nasıl yok edeceğinizi de söyleyebilir. Genellikle muskanın suya veya sirkeye koyularak çözülmesi ve ardından toprağa gömülmesi veya akarsu, göl veya denize atılması tavsiye edilir. Bu şekilde muskanın etkisi tamamen kaybolur ve büyüden kurtulmuş olursunuz. Yanlış yöntem. Muskayı kendi başınıza yok etmeye çalışmak, muskayı abdestsiz açmak, gece açmak, yakmak veya atmak gibi yanlış yöntemler uygulamak. Bu yöntemler muskanın etkisini arttırabileceği gibi muskada bulunan şeytani cinleri size musallat edebilir. Bu yüzden muskayı kendi başınıza yok etmeye çalışmayın ve güvenilir bir metafizik hocasından yardım alın. Bu doğru yöntemleri uygulayıp ve yanlış yöntemlerden kaçındığınızda evde bulduğunuz muskayı yok etmek için gerekli adımları atmış olursunuz. Değerli dinleyicilerim, bir paranormal ansiklopedi videosu burada sona erdi. Bu videodaki amaç faydalı ve doğru bilgileri sizlere aktarmaktı. Unutmayın ki Allah büyü yapanı ve yaptıranı lanetler ve ahirette cehennemliktir. Allah hepimizi bu tarz durumlardan korusun. Allah her şeyi gören, her şeyi işitendir. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek hem kanalın büyümesinde hem de kanal büyüdükçe bu bilgilerin daha çok insana vesile olmasına yardımcı olmuş olacaksınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.